Nasıl geçti gününüz? Değerlendirdiniz. Biz size soracaktık aslında. Çok sizin gününüz nasıl geçti? Yani, yorgun görünüyorsunuz ama. Yok değilim. Hayır değilim. Yok, sana yorgun, sormak lazım. Yorgun görünüyorsunuz. Yok yok iyiyim. Valla gerçekten bu kadar İnşallah şeyim. İnşallah yetiştirmiştirsiniz. İlla ki yetiştirdik. İlla yetiştirdik maşallah. Biz de kadına bakacağız. İnşallah. Beğendiniz mi? Beğendim. Peki tabak bardak için. Evet. Biliyorsun. Alır mısın? Ya biraz bu uyum sağlamamış ama. Biraz bu değil. Bakın dünkü bardaklar bunlar. İşte sade olsun diye. Sade olsun yani dünkü şeyimize... bardaklar. Tabaklarınız özel mi? Efendim? Evden mi getirdiniz? Evet. Tabakları. Evet. Keşke bardak da getirseydiniz. Uzak olduğunuz için getiremedik. Bardağımız bu görseli olduğu için evet. Zaten bu böyle biraz karışık. Yanına da sade bardak koymak evet. istedim. Tabii sizin zevkinizi bilemediğim için. Biz de için. Koyduk yani kayınvalideler gelir gelmez. Aa masaya bak çok ama uyumsuz. Ama sizin masanız ama renk uyumuna, renk sizin uyumuna de dikkat çok sade etmeye yani çalıştım. Çiçeğin anlamı ne? Şöyle diyeyim ben size. Şimdi Hı-hı. yapay çiçek koydum. Yani Hı-hı. şimdi annemin mesela alerji hastalığı olduğu Hı-hı. için. Bazen hani şu gerçek çiçeğin kokusu rahatsız ediyor. Ben de öyle uzak tuttum ama çiçeğim de renk olsun diye oraya bırakmak istedim. Yani dilerseniz onu ortaya da bırakabilirim. Yani sizin zevkinize kalmış. Yani çok anlamsız iki tane olması. Kaldırabilirim. Siz bilin. Nasıl isterseniz. Tabaklarda gelinimin. Bence uyum sağlamış ama bak güzel Hayır, beğendim. Ama burayı. Sen bardakları dün hemen gömdün muhtar. Ama muhtar bir uyum sağlamamış. Ama yani yine sağlamamıştır tamam, yine çünkü sağlam. Bardak. Ben renk tamam, uyumuna çok dikkat etmeye çalıştım. Masada bir hava var. Hani yine biraz daha bir hadi. Evet teşekkür Tabii. ederim. Yani masanın benim havam var diyor değil mi? Yani. Dünkü masaya rağmen bir tık daha ileride. Yani. Peki, evet. Yani. Evet. Yarınkilere bakacağız inşallah. Evet. İnşallah. İki tane çiçek de yakışmış. Yani masaya uyum sağlamış. Beni rahatsız etmedi çiçek. Çünkü onunki masasından daha güzeldi. Onun masasında çiçeğe yiyordu, böceğe yiyordu. O tabaklar daha değişikti, ufaktı. İç içe koymuştu. Beni mi alkışlıyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bugün nasılsınız hanımlar? Elinizi doldurayım size. Ay sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Aa ne güzel runner falan rengi. Aa peçeteler falan. Senin mi? Hayır buraya. Şey peçeteler. Efendim süsler falan her şey bana ait. Masa evet. süsleri bana ait. Bardaklar. Ondan sonra. Evet. Tabaklar da az önce benim dedim ama heyecandan karıştırdım kusura bakmayın buraya ait. Ha evet bizim tabak. Evet bu tabak ve bardak takımları buraya geri kalan süsler bana ait. Evet nasıl beğendiniz geriye kalan süslerden? Yani tabaklar için ben özellikle sordum dünkü tabakları. Heyecandan yani buradan mı kullandınız karıştırdım. Diye sordum. Benim tabağım hatta hanımefendi gelinimin yemek tabağı biz getirdik dedi. Evet orada şey yani, yaptım, heyecan evet. yaptım. Siz de mi heyecan orada, yaptınız? Evet, orada bir heyecan yaptım. O nasıl heyecanmış ya öyle? Bence de yani bardaklar ha. için eleştiri çok fazlaydı dün. Muhtar Hanım'a soruyor. Kusura bakmayın tekrardan. Yok rica yani. Ederiz. Hayır zaten tabak çabaklar bizim. Yani siz yani. Masanın süsüne, evet. gelinimizin evet. tarzına, evet. zevkine evet. yapın eleştirinizi. Evet. Ben getirdim dediği için. Anladım. Efendim? Bunlar mı sizin? Hayır tabii. Süsler. Süsler bizim. Ha mumluklar. Evet. Çiçekler. Mumluk, ekmek, peçeteliklerin bana ait. Kaşıklar da size ait değil sanırsam. Değil. Evet. Değil. Çünkü ben kayınvaliden çünkü ben de uzaktan geliyorum yerden gelmedi de erken. Hayır öyle bir şey demedim. Öyle hayır, hayır. Öyle dedim. Hayır biz de uzaktan Ben hatırlamıyorum öyle bir diyalog mu geçti aranızda? Ben dedim ki hani buradaki tabakları kullanmam gerekiyordu. Uzaktan geldik. Biz de uzaktan geldik dedi. Hani daha şey olabilir demişti. Hayır ben tabak için yorum yapmadım lütfen hiç hayır. Tabakları hepimiz buradan kullandık. Aksesuar olarak getirebilirsiniz getirin dediler o kadar. Evet Muhtar Hanım çok eleştirmiştin. Dün bakın dünkü özür dilerim. Dünkü tabakla belki bardak uyumlu olmamış olabilir. Ama bu uyum sağlamış. Uyumlu. Bugün dünkü, uyum dünkü tabakla uyum sağlamadı diyor da. Ama bardak dünkü bardak. Ama, evet, ama bu evet, bununla yani. Uyum sağlamış. Canım. Nasıl sağlamış Leyla Hanım? Yani, ne açıdan? Bununla bu renkler tutmuş. Renkler evet. tutmuş. Yani. Evet. Şu sarı detaylar. Yani o benim renk olarak. Duhal Hanım grisi de var. Bu da var. Yani evet. uyum olarak. Renk ben olarak beğendim. Tutmuş. Başka dün bardak da varmış. Bunları kullandım. Keşke sen de dün bunu kullanaydın. Peki verelim mi? Verelim. Melike alayım sana ben. Çorba alayım için. Ben hemen. Tedbirli geldik dedi. Tabak konusunda yalan söylediler. Buradaki tabakları kullanmış. Buradaki bardakları kullandıkları halde. Dün masayı beğenmeyenler bugün gayet uyumlu ve şık buldular. Bugünkü bardaklar aynı bardak olsa bile masaya uymuştu. Yani fark bile edemiyorsun. Yuvalama geliyor. Dün ilk yuvalamasını yemiştik haftanın. Biliyorsunuz bizim seçimiz yemeği yapmak durumundalar.
Ve bu hafta da yuvalama yapacaklar. Biz tabii ki yine belirteyim. Gelinlerimize arkadaşlarımız mülakat esnasında editörlerimiz belirtiyorlar. Antep usulü, Gaziantep usulü yuvalama diyorlar. Ama tabii ki gene gerisi onlara kalmış. Nasıl bir yorum katıldıkları, ne şekilde sundukları, içine ne koyup koymadıkları onları bağlayan bir şey. Neticelerine katlanmak zorundalar tabii ki yaptıkları özel olarak seçilmiş sabit yemeğin. Çünkü ben dün de belirtmiştim. Ben orijinalini beklerim yuvalamanın. Dün olmamıştı maalesef. Bakalım bugün nasıl olmuş. Gelinimiz Mardinli bu arada. Mardinli olduğu için inşallah oldu. Yapıyoruz biz zaten dedi. Yemeklerimiz bütün Mardin zaten. Yetişti mi yemekler? Hepsi yetişti. Ha süper. Tabaklar senin mi diye sordu kayınvalidemizin biri. Ondan sonra ben de evet dedim o an. Heyecandan gerçekten çok heyecanlandım. Sonradan düzeltme ihtiyacı duydum ve düzelttim. Tabaklar, kaşıklar, bardaklar buraya ait dedim. Sonrasında da kendileri de anlayışla karşıladı. Yani bir sıkıntı yok çok şükür. Şimdi çorbamı ben tereyağı yakıyorum. Hafif üzerine gezdireceğim. Nasıl buldunuz menüyü Altun Hanım? Menüyü... Gelsin görelim ama güzel buldum. El açması boşnak böreği var. Boşnak saç böreği. Kavurmasının yanında yapacağı bazlamayı da kendisi yaptı hamurunu. Evet bütün el emeği zaten. Hiç bizim şeyimiz hazırımız yok. Ama tabii tadına da bakmak gerekiyor. Da. Evet tabii tabii. Hadi muhtarım başla. Neye başlasın? Evet sorbalar gelsin diye. Toplayalım. Gelin hadi. Hadi gelin hadi canım hadi. Hadi muhtarım hadi. Hadi kızım ben oraya getirmeyeceğim. Hadi hadi. 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 Daha da alma muhtarım. Hoşçakalın sen unutuyor diyorum. Pratik ol canım. Ben mahsus oyalıyorum sizi unutun diye. Ha. Öyle mi? Evet. Muhtarsın ama biri söylediği zaman muhtarlığın aklına geliyor. Ama masanın hakimiyeti sizde muhtarım. Özendiğim bir Zuhal Hanım'la konuşuyorum. Sağ ol bir teşekkür ederim. Aklıma gelmedi beni affedin. Estağfurullah. Bir anda yani ben şimdi kafam gibi Zuhal Hanım. Çok şekersiniz. Bu anda yemeği de unuttum. Açsınız değil mi hepiniz bu arada? Ah iyi iyi süper. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.